Arkadaşlar matematik soru çözerken öğrenilir. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamazda.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. İyi dersler, iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, Naz serisinden kümeler ve fonksiyonlar 2 ile karşınızdayız. Hemen dersime başlıyorum hiç vakit kaybetmeden her zaman olduğu gibi. İlk sorumuz geliyor, bir küme sorusuyla başlıyoruz. Evet, fonksiyon değilmiş bu, küme sorusu. Olduğuna göre SB kaçtır diyor. Şimdi bakın, burada kümelerle ilgili fark işlemi, işte kesişim, birleşimle alakalı bir şeyler vermiş. Bunu gördüğümüz anda hemen iki tane klasik olarak küme çizeceksiniz. A ve B diyelim buna. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyor. A fark B, yani şurası A kesişim B'nin iki katıdır diyor. O zaman ne yaparsınız? Buradaki kesişime X derseniz, yani şuna, farka ne demiş oluyorsunuz? 2X demiş oluyorsunuz. Süper. Peki B farka kaçmış? O da 1. Bu da, burası da B farkadır. Bu taraftaki hilal arkadaşlar. Buraya da 1 yazıyoruz. Şimdi dikkatli bakın. Birleşim 19. Birleşim ne demektir? Burası artı burası artı burası. 3 parçada birleşim olur. Dolayısıyla 3X artı 1 bu soruda 19'u verecektir. Yani 3X eşittir 18. Bam güm sadeleşme var. X eşittir 6 geliyor. Neyi sorduğuna bakalım şimdi. B kümesini soruyor. Bunu çok yapıyorsunuz. X'i bulup hemen atlıyorsunuz. B kümesini sorduğuna göre X artı 1'i soruyor. O yüzden 7'yi işaretlememiz gerekiyor. Cevabımız Denizli oluyor. İkinci sorumdan devam ediyorum. Fx verilmiş bana. Bir de gx eksi 3 verilmiş. Buna göre fog işte eksi 1 7 ise fm değerini bulun. Bu arada fm değerini bulun diyor da ben buradaki m'yi biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O yüzden ne yapacağım? İlk baştaki hedefim m'i bulmak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şunu gördüğünüzde hemen buradaki bileşkeyi kaldırın ve araya parantez kullanın, tamam mı? Fg eksi 1 eşittir kaçmış? 7'ymiş. Peki sıkı dur. Buradaki g eksi 1'i nereden bulacağız? Tam olarak buradan bulacağız. Yalnız dikkatli olalım. X yerine eksi 1 falan yazmayacağız ha. X yerine hangi sayı yazarsam sonuç olarak burayı eksi 1'e eşitlemiş olurum. Bunun derdine düşmem gerekiyor. Hangi sayı? Bravo, 2. 2'yi yazdığım anda ne olacaktır orası? Eksi 1'e dönüşecektir. Hadi bakalım. G eksi 1 eşittir. X yerine 2 yazıyorum. 1 artı 2 artı 3 bölü 5 oluyor. Peki buradaki işlem sonucunda şurası 5 bölü 5'ten 1 olmaz mı? Evet. Sonuç nedir? 2'dir. Süper. E o zaman 2, 1 de buradan geldi. Ne yaptı? Pardon, toplamışım zaten. 1 artı 1'den 2'dir. O zaman şuraya direktmen 2 yazabilirim değil mi? Peki F2'ye bakalım şimdi. Bunun da 7 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar F2'yi de şuradan bulacağız. X yerine 2 yazacağız tekrardan. Ne olacaktır? Buraya da 2 yazdığım zaman 2 kere 2 4. Yani 4 artı M oluyor. 4 artı M 7 ise buradan M'in 3 olduğunu anlamak hiç de zor değil bence. Peki M 3 ise soru bitti mi? Hayır. F3'ü istiyormuş bizden. Arkadaşlar F3'ü bulabilmek için yine üstteki satırda X yerine bu sefer 3 kullanacağız. 3'ü bastığınız anda 2 çarpı 3 artı M olacaktır. M de zaten bulunmuştu az evvel. 3 yazalım onun yerine de. Şöyle direktmen. 2 kere 3 6 yaptığı için cevabımız 9 gelmiş oluyor. Doğru yanıtımız B şıkkı olacakmış. Oo. Soruları durdurup çözüp izliyorsunuz değil mi? Ha, ona göre ha. Peki iyi, süper. Olmak üzere demiş, bir fonksiyon vermiş yukarıda, hiç okumuyorum zaten onu. Olmak üzere fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Buna göre f2 artı f-2 toplamı kaçtır? Bir dakika. Bir fonksiyonun y eksenine göre grafiği simetrikse ne demek? Arkadaşlar bakın şuradan aklınızda kalsın. Bir parabol düşünün, x kare parabolü. Bunun y eksenine göre biliyorsunuz grafiği simetriktir. Bu fonksiyonlara çift fonksiyon denir. Dolayısıyla y eksenine göre simetriktir lafından çift fonksiyon olduğunu anlayacağız. Anlaştık. Peki çift fonksiyonlarda tek üs ne gezer arkadaş? Gezmemeli. Bakın burada da tek üs var. Bunlar olmamalı. Demek ki buraları ne yapacağız? Sıfır yapacağız. Çift fonksiyon da x'lerin kuvvetleri çift olur arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım hemen. A eksi 3 sıfırsa a'nın değeri 3 gelecektir. Değil mi? Peki b eksi 4 sıfırsa b'nin değeri kaç gelecektir? O da 4 gelecektir. Güzel. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim. Bakalım fx kimmiş? Fx eşittir. Zaten burası çöp oldu gitti. A yerine 3 yazıyorum. 4x kare oldu. Bu gitti zaten. B yerine 4 yazıyorum ve 6'yı elde ediyorum. Hayırlı işler. 4x kare artı 6'yı bulduk. Şimdi istediğimiz her şeye ulaşabiliriz. F2'yi soruyor. Bir de f eksi 2'yi soruyor. Bunları topla demiş. F2'yi
x'yi bulmak için x yerine 2 yazıyorum. İşlem yapalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16. 6 da buradan geliyor. 22. Şimdi f eksi 2'yi bulacağım. Arkadaşlar çift fonksiyonlarda 2'nin değeriyle eksi 2'nin değeri aynı şey çıkar. Haberiniz olsun. Dolayısıyla burada da sonuç yine 22 çıkacaktır. Hesaplayabilirsiniz. Doğru cevap bu ikisinin toplamından 44 gelir deriz. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeyim sana. Burada belki aklınıza takılmış olabilir. Burada bunun da gitmesi gerekmiyordu gibisinden düşünebilirsiniz. Hayır. Burada aslında gizliden x üzeri 0 vardır. Bakın bu çift olduğu için buradaki sayının kalması, sabit sayının kalması gerekiyor. Onu da ben ekstra bir bilgi olarak söylemiş olayım. Hemen bir sonraki sorumdan devam ediyorum. Gelsin bakalım sorumuz. F fonksiyonu tam sayılardan tam sayılara. Bu ne demek biliyor musunuz? Çöp gibi zannediliyor bu, değil mi? Arkadaşlar tam sayı alıp yerine yazıp sonucu tam sayı buluyormuşsunuz bu fonksiyonda. Tamam mı? Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Fx parçalı fonksiyon olarak gösterilmiş. Bakın burada eşitlik de var, görüyorsunuz. Fx'i parçalı fonksiyon olarak gösterilmiş. Diyor ki bana x çiftse bu kuralı kullan, tekse bu kuralı kullan. Buna göre f of m 21 olduğuna göre m kaçtır diye sormuş bana. Şimdi bu sorularda en mantıklı olay nedir biliyor musunuz? İki tane fonksiyon var. İkisinden birisini alacaksın, yazacaksın, işlemleri ilerletip bulacaksın. Sonra diğerini alıp yazacaksın, işlemleri ilerletip bulacaksın. Arkadaşlar m'i sorduğuna göre ben rastgele seçeneklerden bir tanesini alıyorum. Mesela 4 olsun. Bakın f parantez F4 eşittir. Acaba 21 çıkacak mı? Merak ediyorum. Çıkarsa cevap bu. Çıkmazsa diğerleri. F4. 4 sayısı çift olduğuna göre burada yerine yazacak mıyım? Evet. 4 kere 2 8. 3 çıkardınız 5. Bakın burası 5'miş. Şimdi ne yapacağız? F5'e bakacağız. 5 tek olduğuna göre burada yerine yazacağız. 3 kere 5 15. 6 çıkardınız kaç yaptı? 9. Demek ki bu sayı 21'e eşit olmadığı için cevap bu değil. 6'ya bakalım. F6 eşittir. 6 sayısı tek mi çift mi? Çift. O zaman ne yapacağız? Yukarıda yazacağız. Yerine yazalım bakalım. 2 kere 6 12. 3 çıkardın 9. Bak burası 9 oluyormuş. Bunun 21 olup olmadığını araştırıyoruz. Peki F9 kaçtır acaba? Ne? 9 sayısı tek olduğuna göre şurada yerine yazacağız. 9 çarpı 3 değil mi? Eksi 6. 21'e eşit mi? Kesinlikle burası 27 eksi 6'dan 21'i verdiği için cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Başka nasıl yapabiliriz hocam diye soruyorsanız eğer, girişte söylemiştim, tekrar bir adımını göstereyim sadece. Bakın şöyle düşüneceksiniz. M sayısı çift olsaydı, eğer şu ifade için konuşuyoruz, M sayısı çift olsaydı ne olacaktı? Burasının sonucu 2M eksi 3 olacaktı. Buraya yazıyorsunuz 2M eksi 3'ü. Sonra hadi bakalım bu ne? Çiftten teki çıkarmışsınız. Çiftten teki çıkarsanız tek olur. Demek ki bu kesinlikle tek. Peki f fonksiyonu tek olan nesnelere 3 katının 6 eksiği kadar görüntü veriyor. O zaman 2m eksi 3'ü 3 ile çarpıp 6 düşmeniz gerekiyordu. Bunu 21'e eşitleyip işlemlere devam ettirdiğinizde m'yi tekrardan 6 olarak ele geçirebilirsiniz. Ama dediğim gibi kolay yoldan denemeyle yaptım ben soruyu. Şimdi geldik sınav 2 soru bankasından başka bir soruya. Bakalım ne diyor? A kümesi n elemandan oluşan bir küme olmak üzere A kümesinin içinde A olan alt küme sayısı X'tir. İçinde B olan alt küme sayısı Y'dir. İçinde A ve B olan alt küme sayısı da Z'dir. Buna göre 1, 2, 3 hangisi, hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım mı? Bakın içinde A harfi geçen alt küme. Bunlar içinde A harfi geçenler olsun. Tamam mı? X buranın eleman sayısı. Peki içinde B harfi geçen alt küme sayısı, o da Y. Onu da çizdim. İçinde A ve B olan alt küme sayısı Z. Şimdi sıkı dur. İçinde A ve B A ve B olan alt küme sayısı Z ise buraya Z yazarım. Peki şuranın tamamı zaten şuradan dolayı X'ti. O zaman buraya X eksi Z eleman kalacaktır. Diğer kümede zaten B harfi içerenler Y kadardı. Eleman sayısı, alt küme sayısı daha doğrusu. O halde buraya Y eksi Z kadar nesne kalacaktır diyebiliriz. Şimdi artık soruyu çözmeye başlayabilirim. A kümesinin içinde A olan B olmayan alt küme sayısı X eksi Y'dir. Bakın A olsun ama B olmasın. O zaman B'yi kapatıyorum. Neyi görüyorsunuz? A var ama B yok. Ne demek bu? X eksi Z. Burada ne yazıyor? X eksi Y yazıyor. Hayırlı işler. Demek ki bu yanlışmış. At çöpe. Biri at çöpe. Çiziyorum üstünü. Oo süper. Bak bunlar kaldı. 2-3 ortak. Direkt 4'e zıpla. A kümesinin içinde A ya da B olan alt küme sayısı budur demiş. Ya da ne demek biliyor musun? Ya da bu taraftaki hilal artı diğer taraftaki hilal. Yani şu yukarıda çizmiş olduğum kümeye göre A fark B eleman sayısı artı B fark A eleman sayısı. Şimdi A fark B'nin eleman sayısı X eksi, diğer tarafında Y eksi. Bunları toplayalım.
X eksi z artı y eksi z kaçı verdi bana? X artı y eksi 2 tane z'yi verdi. Burada yazan şey onunla uyuştuğu için cevabımız Denizli'ymiş diyoruz. Şimdi gelin 2, 3'ü beraber inceleyelim. Buna tik attım. A kümesinin içinde b olan, a olmayan. Alt küme sayısı budur demiş. B olsun, a olmasın. Kapatıyorum a'yı. Bakın burada b var, a yok. Y eksi z kadar. Doğru mu? Doğru kardeş. Devam et. A kümesinin içinde a veya b olan alt küme sayısı. Veya ne demektir? Veya birleşim anlamına geliyor. O yüzden birleşim dediği için burası, burası, burası. Bunları toplayacağız. Hadi bunları toplayalım. Şu z'ler birbirini götürdü. X kaldı. Bir de buradan y eksi z kaldı. Görüyorsunuz burada da aynı şey yazdığı için veya'ya uygundur. Dolayısıyla buna da tik atabilirim. 2, 3, 4 doğru cevabım olacaktı. Bunun için n yerine sayı verip de yapabilirsiniz. İşte 5 tane nesneden oluşan kümenin bunları hesaplayıp ona göre de çözüm üretebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Hemen devam ediyorum bir sonraki sorumdan. Şunu kapatabilir miyim? Teşekkür ederim. Hemen geliyorum bir sonraki sorumdan. Ne diyor? Bak şimdi. A kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x'in karesini aldığınızda 101'den küçük ama 15'ten daha büyük kalıyor ve x bir doğal sayıymış. Doğal sayılar biliyorsunuz sıfırdan başlarlar ve böyle devam ederler ritmik olarak. Hangi doğal sayıların karesini aldığımızda acaba 15 ile 101 arasına düşer? Bakalım onlara hemen. İlk doğal sayımız 4. 4'ün karesini aldığımızda 15'ten daha büyük oluyor değil mi? 5, 6 diye devam eder. Peki 101'e yaklaşacağız. Hangi doğal sayının karesi 101'e en yakın? 10. Tebrikler. O zaman A kümesi liste metoduyla böyle gösterilir. Şimdi gel. A kümesinin en çok 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır diyor kardeş. En çok 2 eleman. En çok 2 ne demektir? 0 elemanlı alt kümeler, 1 elemanlı alt kümeler ve 2 elemanlı alt kümeler. Bunları bul diyor. Peki alt kümeyi kim yapar? Kombinasyon yapar değil mi? Seçme işlemini yaptığı için. Dolayısıyla biz buradaki elemanlardan 0 elemanlıları bulacağız. Yani bu boş küme demektir. Boş küme olduğu için, hatta yazayım buraya. Boş küme olduğu için adedi 1 tanedir zaten. Şu 1 elemanlıları bulacağız. Kombinasyona bir de 2 elemanları bulacağız. Arkadaşlar önce burada kaç tane eleman olduğunu hesaplıyorum size. Nasıl hesaplayacağız? Tabii ki sayarak hesaplayacağız. Ya da şöyle yaparız. Bu birinci sırada olduğuna göre 3 eksiği. Bu kaçıncı sıradadır? 3 eksi 7. sıradadır. Demek ki A kümesinin tam tamına 7 tane elemanı varmış. Şimdi 7 tane elemandan bir tane seçeceksin. Nasıl seçersin? 7'nin birli kombinasyonu. Bu da 7 demektir zaten. Ya bunu ya bunu ya bunu nokta nokta ya bunu seçersin değil mi? Peki 7'den 2 tane nesne seçeceğiz şimdi. 7'nin ikili kombinasyonu. 7'nin ikili kombinasyonu biliyorsunuz aşağıda 2 yazdığı için 7'yi 2 kez geri sararız kendisi ve bir eksiği diye. Sonra da bu sayının faktöriyeline böleriz. 2 faktöriyel. Ne demektir bu? 2 olduğu için 21 çıkıyor sanırım değil mi? 21 gelmiş oluyor. O halde cevabımız 21, 7 ve 1 sayılarının toplamıdır. Bu da boş küme oluyordu zaten. Topla gel 28, 29 yapmış oluyor. Geldik bir grafik sorusuna. Çözüm asistanlı soru bankasındanmış bu da. Bakalım hemen soruya. Yanda y-fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Şuraya dikkat et. Tam bazen kazıklayabilirler sizi. X, x, 1 falan yazabilir. Dikkat. Buna göre 1, 2, 3 hangileri doğrudur? Dal. F 0, 4'tür demiş. Şimdi 0 burası mı? Evet. Bu arada kalemimi değiştireyim ben hemen. 0'dan fonksiyona görüntü vermeye çalışırsanız nereye gidersiniz? Hayır, 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 hayır. Buraya gidemezsiniz. Bakın burası boş. Dolayısıyla nereye gideceksiniz? 2'ye gideceksiniz. F 0, 4 değil. 2 olması gerekiyordu. 1'i aç çöpe. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Şunlar kaldılar. 3'e bakalım. Hatta 2'ye de bakalım hadi. Çünkü sonra döneceğim nasıl olsa. F2 3'tür demiş. Bakıyorum. F2 devam ediyorum. Boş olduğu için devam ediyorum. Devam ediyorum. Dolduğu için hemen dönüş yapıyorum ve 3'ün olduğunu görüyorum. Bu doğru bir şey arkadaşlar. Zaten doğru çıkacağı belliydi. Şimdi kritik en kritiğine geldik. Şuna. FA eşittir B. Ve B elemanıdır 2, 3 olacak şekilde iki farklı A değeri vardır diyor. Ne demek bu? Şimdi şu B nesnesi nerede oluşur? A nesnesinin görüntüsü olduğuna göre bu Y ekseninde oluşur değil mi? Peki B nesnesi 2 ile 3 arasındaysa hadi gelin bakalım. 2 ile 3 arasındaki nesneler şunlar. Hatta bunu tırtıklayalım. Bakın B buralarda bir yerde. Arkadaşlar B sonucunu veren 2 tane A değerinin olduğunu iddia ediyor. Bence doğru. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunlardan bir tanesini alırsınız. Gördünüz mü? Buraya dönersiniz. Bunlardan birini alırsınız. Yine aynı aralığa dönersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar kaç tane A değeri vardır sorusunun cevabı 2 tane vardır. Olur. Hatta bunu şöyle yaparsınız. Buradan bir tane çizgi çektiğiniz anda görüyorsunuz 2 tane A'ya karşılık gelmiş oluyor. Yani bu doğru bir şeydir. 2 ve 3 doğru cevabımız oluyor. Hemen sonraki sorudayım. Şimdi sonraki sorum bana diyor ki, bu arada
Önceki sorudan bir tane fazla aldım sanırım. Alttan onu geri getiriyorum. Sonraki sorum bana diyor ki yanda yeş trafik fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre kesinlikle doğru olanı bana bulsana diyor. Bak şimdi iyi izle. Şimdi şöyle yapalım. F-4 şurası. F3 şurası. F7 o da burası. Bunların görüntüleri aynıymış. Neden aynı? Arkadaşlar x eksenini kestiğimiz yerlerde görüntüsel anlamda 0 verir sonuç bize. O yüzden bunların hepsinin sonucu 0 olduğundan dolayı aynıdır. Birinciye tik attım. F-5 küçüktür. F-8 demiş. Bakınız -5 nerede? Burada. 8 nerede? O da burada. Peki -5'in sonucunu biliyor muyuz? Hayır. Ama negatif olduğunu biliyoruz. Yaz buraya. Yaz. Negatif. Peki 8'in sonucunu biliyor muyuz? Hayır. Ama negatif olduğunu biliyoruz. Peki bunları kıyaslayabilir miyiz acaba? Küçüklük büyüklük anlamında. Hayır, kıyaslayamayız. Dolayısıyla arkadaşlar kesin bir bilgidir. Diyemezsiniz buna. Kesin doğrudur diyemezsiniz. Attık çöpe onu. 3'e geldim. F4 sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi 4'ün nerede olduğunu göstereceğim size. 4 sayısı tam tamına buralarda bir sayı. 4'ün fotoğrafını çektiğinizde evet pozitif bir yere gidiyorsunuz. Yani sıfırdan büyük bir şey elde ediyorsunuz. Bu doğru bir şeydir. 1 ve 3 doğru oluyor. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Gelelim alttaki az evvel karışan soruya. Gel bakın buraya. Bir A kümesiyle ilgili şu özellikler veriliyor. Öz alt küme sayısı 63'tür. Bir dakika, hiç okumam ben. Öz alt küme sayısı normalde nasıl bulunur arkadaşlar? Alt küme sayısı 2 üzeri eleman sayısıyla bulunur değil mi? Eleman sayısı. Peki öz alt küme deyince ne yapıyorduk? 10'dan 1 çıkartıyorduk. İşte bunun sonucu 63'müş. Şimdi dikkat edersen şurasının ne olması lazım? 64. Kimin, 2'nin hangi kuvveti daha doğrusu 64 yapar? 6. Bu bana kümenin, bahsi geçen kümenin eleman sayısının 6 olduğunu anlatmaya çalışıyormuş bu bilgi. Devam edelim. Tüm elemanlar asal sayılardır demiş. Tamam. Herhangi iki elemanın toplamı daima bir çift sayıdır. Bir dakika şimdi. Tüm elemanları asal sayıysa ben 2'den başlatırsam eğer ne olur? 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar. Çift sayıdır diyor hepsinin toplamı. Dolayısıyla uymaz. Demek ki 2'yi karıştırmayacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar tek sayıların toplamları çift olacağı için bütün elemanların tek olması lazım. A kümesinin elemanlar toplamı en az kaçtır diyor. En az olması için tabii en küçük asal sayıdan başlıyorum. Alt tane yazacağım. 3, 5, 7, 9 asal değildir. Dikkat edin. 11. 13, 15 asal değildir. Bir sonraki asal 17. Oldu mu? 6 tane. Evet. Bunların topla gel diyor. Topluyorum hemen size. Şuradan 20 çıkıyor. Şuradan kaç geliyor? 19 geliyor. 20, 39 oldu. 39 artı 17 tek bir nesne daha kaldı. O da 56 sonucunu veriyor. Cevabımız C şıkkı olacakmış diyebiliriz. Doğal sayılarda tanımlı f fonksiyonu için fx parçalı olarak verilmiş. Ne diyor? Bir dakika anlamaya çalışalım bunu. Fx, x eğer büyük eşittir 4 olursa diyor, fx eksi 4'ü hesapla. Ha, 0 ile 4 arasında olursa 0'a eşit olmak şartıyla, o zaman da 4 katının bir fazlasını al diyor. Şimdi şeklinde tanımlanıyor. Tamam, bunu 3 aşağı 5 yukarı anladık. Buna göre fab, ab eksi 6 eşitliğini sağlayan iki basamaklı ab sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın. Bu soruyu çözebilmek için aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aşağıdaki seçenekleri kullanarak bir şeyler elde etmeye çalışalım. Bakın F11'i hesaplayalım. Buraya göre 11 yazarsanız 11-6'dan bunun sonucunun 5 yapması lazım. Peki F13'ü hesaplayalım. 6 çıkartıyoruz ya içteki sayıdan, iki basamaklı sayıdan 7. F17'yi hesaplıyorum. 11, 6 çıkardım. Ve F19'u hesaplıyorum. Bu da ne demektir? 13 demektir. Son olarak F21'i bulalım. O da 6 düşerseniz 15 yapar. Şimdi sıkı dur. Eğer cevap F11 olsaydı. F11 dediğim şey x yerine 11 yazdığımızda 11 4'ten fazla mı? Evet. 11 4'ten fazlaysa 11'den 4'ü çıkartırdınız, F7 olurdu. Bunun sonucu F7 olacaktı. Ama F7 için de aynı şeyi yapmalıyız. Çünkü 4'ten büyük her şey için 4 çıkartarak geri geri düşürüyoruz. Nereye kadar düşürüyoruz? 0, 1, 2 ve 3 nesnelerini elde edene kadar düşürüyoruz. O zaman F11 F7'dir. F7 de zaten F3'tür. Yani bana F3 lazım. Arkadaşlar F3 dediğimiz şey, dikkat edin, x yerine 3 yazarsanız 4 kere 3 12, 1 de buradan geldi 13 yaptı. O zaman bunun sonucu 13 yaptı. Halbuki 5 çıkmalıydı. Görüyorsunuz uymadı. Bu cevabımız değilmiş demek ki. Süper. Bunu atladım. Şimdi F13'e geldim. 4 4 düşürme hakkına sahibim ya, 4'ten büyük her yazan sayı için. F13 nedir? F9'dur. F9 nedir? F5'tir. F5 nedir? F1'dir. Şu sayıları elde edene kadar 4 çıkartma hakkına sahipsiniz. Peki F1 dediğimiz şey 4 kere 1 4, 1 de burada 5. Bunun sonucu 5 çıktığına göre 7 çıkması gerekiyordu. Bunu da aç çöpe, olmadı. 17'ye bakalım şimdi. Sabırla inceliyorum. 13, 4, 4 düşürüyorum. 9, 5 ve 1.
Peki F1 ne demekti? 5 demekti. Halbuki 11 çıkmalıydı. Bu da olmadı. 19 sayısına dikkat. Şimdi 19 sayısından 4 düşün. 15. Bir daha 4 düşün. 11. Bir daha 4 düşün. 7. Bir daha 4 düşün. 3. 3'e kadar geriletebiliyorsunuz. 4 4 çıkartıp. O zaman F3 hesaplanacak. F3 de zaten x yerine 3 bastığınızda 13 gelir. Gördüğünüz gibi bu sağlamış oluyor. Cevabımız Denizli'dir diyebilirim. Hemen devam edelim bir sonraki sorumdan. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx ve gx verilmiş. Fonksiyonlarından 1, 2, 3 fonksiyonlarından hangilerinde x eşittir 2 için fx 1 tam sayıdır demiş bana. Şimdi arkadaşlar birinciden başlıyorum. Bakınız 4 kez f uygulanmış. Peki 4 kez f uygulanmak f ne yapıyor? F İçte yazan sayıya 1 bölü 4 yani 0,25 çeyrek işte ekliyor. Değil mi? Peki 4 kez bunu yaparsanız 4 kez çeyrek eklemiş olmuyor musunuz x sayısına? Evet 4 kez çeyrek eklerseniz zaten sonuç x artı 1 yapar. Sen 2 için bakıyorsun 2'yi bastığında cevap 3 çıkar yani tam sayı çıkar. O zaman bunu alabilirim. GOG'a bakalım şimdi. G fonksiyonu yarım ekliyor içteki sayıya. Kimse artık nesne ya da. O halde 2 kez G fonksiyonu uygularsanız 2 kez yarım eklersiniz. X artı 1 bölü 2. 1 bölü 2 2 kez ekliyorsunuz. Bunlar gidiyor. Gene X artı 1 çıktı. X'e 2 yazdığım zaman cevap 3 yani tam sayı çıkmış olacaktır. Yani bu da tam sayılar arasına girer. Hemen devam edelim. GOF 2 defa F 1 defa G. Şimdi sıkı dur. 2 defa f yaptığınızda şundan 2 kez yani x artı 1 bölü 4'ten 2 kez yapmış olursunuz. Sonra bu çıkan şeye g fonksiyonu uygulayacaksınız. Arkadaşlar g fonksiyonu içte yazan şeye yarım ekliyor. Yani içte yazan şey şu anda bunlar gider x artı 1 bölü 2'dir. Biz g fonksiyonuna buna görüntü vereceğiz. Peki g fonksiyonuna buna yarım eklediğine göre x artı 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 ekleyeceksiniz. Bu da ne demektir? X artı 1 demektir. Hayırlı olsun bu da tam sayı oluyor. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır diyebiliriz. Güzel. Devam ettim. Bir sonraki sorudayım. Bir x doğal sayısının rakamlarının en büyüğü x üssü çizgi ile gösteriliyor. Rakamların en büyüğü. Doğal sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her x doğal sayısı için f x eşittir x eksi x çizgi biçiminde tanımlanıyor. F, f, n 69 olduğuna göre n üssü kaçtır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyor soruda. F 51 mesela. F 51 şu. Fonksiyon içindeki sayı yazdırıyor sana. Bir de rakamlarının en büyüğünü çıkarmanı sağlıyor. Yani bunun sonucu 46'ymış mesela. Örnek verdim ben size. Buna göre 2 kez f yapıldığında 69 çıksın diyor soru. Peki arkadaşlar şuranın sonucunu bilmiyoruz. Soru işareti koyalım. F soru işareti 69. Allah aşkına bu 69 nasıl çıkmış olabilir? Ya tabii ki buradaki sayı 70'li bir sayıdır değil mi? Ve siz bundan en büyük rakamı kaçsa onu çıkartmışsınızdır 69 bulmuşsunuzdur. Şimdi örnek verelim mesela şuradaki ikinci sayımız sallıyorum 3 olsaydı. Eğer orası 3 olsaydı 73'ten en büyük rakam kim burada 7'yi düşecektiniz ve 66'yı bulacaktınız 69'u yakalayamayacaktınız. O yüzden arkadaşlar buradaki sayıyı düzgünce ne seçmem lazım. Bakın eğer 6 kullanırsam burada en büyük rakam bunların arasında şu 76 olacaktır. En büyük rakam da zaten 7 olduğu için çıkarma işlemi sonucu 69'u verir. Süper. O halde burasının sonucu kaçmış? 76. Şimdi sıkı dur. Aynı şeyi bir kez daha yapacağım. Fn 76'dır diyor. Şöyle yapalım pardon. Fn eşittir 76'dır diyor. Şimdi bu 76 nereden gelmiş olabilir? O da 80'li bir ifadeden gelmiş olabilir. Peki aynı şeyi düşünelim. 80'li bir ifadeden bir şey çıkartıyorsunuz. 76. Arkadaşlar buradaki en büyük rakam mesela sallıyorum 8 olsa. Peki hangi sayıdan 8'i düştüğünüzde 76 olur? 4'ten. 84'ten 8'i çıkartmak olmaz gerekiyor ki 76'yı bulasınız. Dolayısıyla arkadaşlar burada sağlayan sayımız içteki sağlayan sayımız 84'tür. 84'tür ama bize en çizgiyi soruyor. Yani en büyük rakamını soruyor. En büyük rakam da 8 olduğu için cevabımızı Denizli olarak işaretleyebiliriz. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Sonraki sorumuz bakalım gelirse eğer göreceğiz kimmiş. Bir grafik sorusu. Bakalım onu da siyahla çözelim. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ffx 5 eşitliğini sağlayan, koşulunu sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Arkadaşlar f bir şeyler
fx orası da ben bir şeyler yazıyorum. Eşittir 5. Allah aşkına bu grafiğe göre kimin f altındaki görüntüsü 5 olur? Okuyalım grafiği. Sıfırın tabii ki f altındaki görüntüsü 5 olacaktır. O yüzden burası ne olması lazım? Sıfır olması gerekiyor. Peki şuranın sıfır olduğunu bulduysak eğer fx eşittir sıfırı çözmemiz gerekmez mi? Aynen öyle. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu görmüş olduğunuz şey fonksiyonun kökleri demektir. Çünkü bir ifadeyi sıfırlayan değer onun kökü oluyor. Peki kök dediğim şey grafikte nerede aranır? Tabii ki x eksenini kestiği yerde aranır. Kaç tane vardır sıfırlayan değer? 4 tane. Cevabımız B seçeneği oluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, soru çözümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.